Cumhurbaşkanı ile meclis anlaşamazlarsa uyuşmazlık olabilir. Ne olur? Bugün uyuşmazlık olursa milletin işi sekteye uğruyor. Kaos çıkıyor ortaya. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım derin bir ayrılığa, fikir ayrılığına düşsünler. Devletin bütün işleri durur. Hiçbir iş yapamayız. Her şey kilitlenir. Geçmişte bunlar oldu. Kaç kere oldu hem de. Tamam, bunlar birbirini çok iyi tanıyan arkadaşlar. Yol arkadaşları. Senelerce beraber çalışmışlar. Onun için burada güzel bir uyum var. Yani direksiyonu çevireceği zaman gözü kapalı ikisi de bir tarafa çevirebilirler. Çünkü yolu çok iyi biliyorlar. O kadar o yolda beraber gitmiş gelmişler ki. Ama biz doğru bir sistem ortaya koymak zorundayız. Şimdi anlaşmazlık olursa ne olacak? Tıkanmasın diye şunu getiriyoruz değerli arkadaşlar. Diyoruz ki meclis 360 kişiyle 3'te 2 çoğunlukla Cumhurbaşkanı'na şunu söyleyebilir. Biz seninle anlaşamıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Lütfen milletin hakemliğine gidiyoruz. Ben meclis olarak gidiyorum. Siz de Cumhurbaşkanı olarak gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanı buna yapabileceği hiçbir şey yok. Seçime gidecekler. Aynını Cumhurbaşkanı da yapabiliyor meclise. Niye? Her ikisi de seçilmiş gruplar çünkü. Her ikisi de sizin tarafınızdan seçildi. Biraz önce milletvekilimiz anlattı. Gençlere neden seçilme hakkı veriliyor? Çok da güzel anlattı. Onun üstüne benim bir şey koymama gerek yok. Tabii ki vereceğiz. Bugün Avrupalı ülkelerin büyük çoğunluğunda seçilme yaşı 18 yaş ve 21 yaş. Bir kısmında 18, bir kısmında 21. 25 yaş olan ülke son derece az. Biz de 25 yaşız şu anda biliyorsunuz. Seçilme hakkı açısından. Ve bu ülkelerle Türkiye'nin nüfusunu kıyaslarsanız biz çok daha genç bir ülkeyiz. Bizden çok daha yaşlı ülkeler 18 yaşına, 21 yaşına seçilme hakkı verirken tabii ki biz de vereceğiz. Hatta milletvekili sayısı üzerinde bile spekülasyon yapmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Vallahi yazıklar olsun. Ben üzülüyorum yani. Bir ülkenin ana muhalefet partisi başkanında bu kadar cehalet gerçekten fazla. Bağışlayın, söylemek zorundayım. Bu kadar cehalet gerçekten fazla. Çünkü değerli arkadaşlar, şu anda Avrupa ülkeleri içerisinde milletvekili başına düşen kişi sayısı ya da seçmen sayısı itibariyle Türkiye en fazla kişiyle, seçmenle bir milletvekili seçen ülke. Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. 140 küsur bin seçmenle Türkiye'de bir milletvekili seçiliyor. Bu birçok Avrupa ülkesinde 80 bin, 70 bin, 50 bin, 30 bine kadar olanlar var. Tabii temsilde adaleti sağlamak zorundayız. Onun için bu anayasa sizin önünüze geldi. Değerli arkadaşlar, şu anda elbette bütün Avrupalı ülkeler için söylemiyorum. Bütün Avrupalı politikacılar için de söylemiyorum. Ama Avrupa'da Almanya yönetimi, Almanya'daki politikacıların büyük bir bölümü, Hollanda yönetimi, oradaki politikacılar ve onlara destek veren politikacılar sınıfta kalmıştır. Notları kırık. Zayıf not alıyorlar. Hangi dersten? İnsan haklarından. Hangi dersten? Demokrasiden. Hangi dersten? Medeniyetin tevarüz ettiği, miras bıraktığı bütün değerlerden. Bir taraftan siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına salon vermeyeceksiniz, salon verenleri tehdit edeceksiniz. Konuşma yapsınlar, yapmasınlar için. Hollanda'daki o kara hadiseyi, Hollanda hükümetinin oradaki densiz belediye başkanının ortaya koyduğu kara hadiseyi hepiniz biliyorsunuz. Ama aynı ülkelerde PKK paçavralarıyla miting yapılmasına, o paçavraların altına telekonferansla Kandil'deki çete liderlerin konuşmasına müsaade edeceksiniz. Yazıklar olsun. Tarihe kara bir leke olarak geçiyor yaptıklarınız.
Bütün bu yaptıklarınızdan utanacaksınız, yüzünüz kızaracak. Yarın bunları çeşitli platformlarda oturup konuştuğumuz zaman, Birleşmiş Milletler çatısı dahil, belki şimdi olayın sıcaklığından fark etmiyorsunuz ama yüzünüz kızaracak, özür dileyeceksiniz.